Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz meleklerin insanlara yardımı. Melekler akıllı, bilinçli varlıklar. Meleklerin bizden şu farkı var. Melekler madde ötesi ruhsal varlıklar. Yani meleklerde beden diye bir şey yok meleklerde. Onların yapısı nurdan yaratıldı, nur olduğu için. Yine melekler ruhsal oldukları için de yani bir emir yaratıldı bunlar. Kül emri yaratıldı melekler. Meleklerde beden yok meleklerde. Meleklerde beden olmadığı için nefis de yok meleklerde. Mesela bizlerde nefis diye bir duygu var. Bizler nefis diye. İnsanda ruh, nefis. İki ayrı böyle. Ruhumuz melekler aleminde, ruhumuz bizlerin de. Nefis de hayvanlar aleminden. Yani insan denen varlık ortada. Bir yanda melekler, ruhumuz ondan aynı konumda. Diğer yanda nefsimiz, o da hayvanlarla aynı konumda. Eğer bir insanın ruhsal yönü güçlenirse, o kimse melekleşir. Hatta bazen bir şey konuşulur. Mesela filan kesi derler, melek gibi denir. Melek gibi gayet hoşgörülü, yumuşak tavırlı, kimse zararı olmayan anlamına gelebiliyor. Meleklerde nefis olmadığı için onlarda şehvet, öfke, kin, onur yoktur onlarda. Yine meleklerin yaratılışı cismi basit araştırıyor. Yani saf cisim. Tek nurun yaratılmaları, nurdan yaratılır bunlar. Bu işin meleklerin içinde çelişki olmaz meleklerde. Mesela bizim yaratılışımızda toprak var, su var, hava var ve ısı var. Toprak da çeşitli elementlerden yaratılmışız. Bunun için her insanın içinde çelişki oluyor insanın içerisinde. İnsan içkinin içinde. İnsan bazen bir karar veremez. Bir duygusu bunu ister, gönlü başka bir şey ister, hayal başka bir şey ister. Akıl insana başka yönlendirir. İnsan bazen kendi içine çelişkiye düşer, kişi karar veremez. Sıkılır, daralır, bunalır insan. Neden? Bizim yaratılışımızda çeşitli maddeler olduğu için her birimizin etkisi var bizlerde. Melekler yalnız tek bir madde, ruh, nur olduğu için onların hali hep aynı halde böyle. Devamlı aynı halde böyle. Yani her zaman huzurda yaşarlar bunlar. Meleklerde yeme içme yok. Neden? Beden yok. Sindirim sistemi yok meleklerde. Yiyip içmezler. Ona da cinsiyet yok. Beden olmadığı için. Öfke yok. Kız bak şunlar bunlar yok. Böyle. Peki bunların gıdası var mı? Var. Nedir bu da? Allah-u Teala'ya ham tesbih etmek. Yani Allah'ın zikrinden onları gıda alıyorlar. Bir kimse, insan olarak bir insan eğer tesbihattan insan bir zevk alıyorsa bir kimse, o insanda melekleşi demektir. İnsan o kimse melekleşi demektir. Eğer bir kimse tesbihattan zikri alırsa. Melekler günah işleyemedikleri için de onlarda da tövbe diye bir şey yoktur meleklerde. Onların yaşantılarında tövbe diye bir şey yok meleklerde.
Şimdi gelelim inşallah meleklerin sana yardımları. Tabii çok yardımlar var insana meleklerin. Yani inşallah Kur'an-ı Kerim'den iki örnek aldım. Ancak bu sohbeti kapsar tabii da. Birinci örnek Mü'min suresinden ayet 7 ve 8'de. Mü'min suresi. Kur'an-ı Kerim'de biri mü'minun, diğer de mü'min diye iki sure vardır. Bu Mü'min suresi yani hamimlerden kısımdandır. Buraya bize bu melanı burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yahmül arşe ve men hablehu. Ellezine şu melekler. Yahmülün arşe, arş yüklenen melekler ve men havle bir arş etrafında olan melekler. Melekler de sınıf sınıf melekler de makam olarak meleklerin makamları da. Bunların en büyük güce makamları da arşı yüklenen melekler. Dört melek bunlar. Dört melektir. Meleklerin büyük Allah-u Teala bilir. Yani yedi kat gökleri aşan büyüklükte melekler. Bu dört melek arş yüklenen fakat yük kaldıran değil. Yani arşı ilgili melekler bunlar. Onunla bunlar görevli melekler. Dört melektir bunlar. Bir de arşı etrafında bir de arşı tavaf eden melekler vardır arşı etrafında. Hemen havlehü melekler. İlk olarak Allah-u Teala bunları yarattı melek olarak, ilk olarak. Önce arşı yüklenen melekler, ondan sonra Meryem yarattı etrafındaki melekleri. Arşı etrafında. 70 bin saf bunlar. Böyle saf saf. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da arş etrafında bunları arşı tavaf ediyorlar. Bu meleklerin ne görevi? Yusibbihune bihamdi rabbihim. Yusibbihune bihamdi rabbihim. Bunlar Allah Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar. Yani meleklerin gıdası bu. Allah Teala'yı, Mevlamızı hamd ile tesbih etmek. Tesbih. Bizler aklımıza şu görebilir. Tesbih deyince 99 tane boncuk vardı. İpes dizilir. Acaba o mu? Tabi değil. Nedir tesbih? Tesbih mastardır. Sebba fiilinden. Sebba yüsebbiyodan gelir. Tesbih mastar. Allah-u Teala Mevlamızı tesbih tenzih etme anlamına geliyor Mevla'yı. Tenzih etme. Ne diyoruz bizler mesela okuruz bunu da? Sübhanallah. Sübhanallah. Allah-u Teala Mevlamız burada bize tesbih ediyoruz. Bu tesbih anlamı çok geniş kapsamlı mıdır? Çok geniş kapsamlı. Yani dille kolay ama mizanda ağır gelen ibadet. Sübhanallah. Buradaki baştaki sindir bu. Bazıları bunu kalın okuyorlar. Subhan deyden. O zaman buradaki sin sad olmuş oluyor. Anlam burada değişiyor. Yine bazıları da sübbedir oradaki. Bazıları da bunu pe okuyorlar. Sübhanallah derden. Bazı kimselerde. Arapçada da pe harfi yoktur. Sübhanallah. Nedir bu? Allah Teala Mevlamız her türlü noksanlıktan münezzehti beridir. Noksanlıktan. Bu tabi en kısa, en basit bir çevirisi bu. Allah Teala, Yüce Mevlamız, Yüce Rabbimiz her türlü noksanlıktan münezzeh beridir. Noksanlıktan. Nedir noksanlık?
bir şeye güç yetirememek, bu bir noksanlık. Bir şeyi görememek, noksanlık, eksiklik. Bir şeyi duyamamak, eksiklik. Bir şeye akıl erdirememek. Hep bunlar noksanlık bunlar. İşte Rabbimiz Allah-u Teala her türlü noksanlıktan münezzeh. Noksanlıktan. El-Alim bilir. Neyi? Her şeyi bilir. İçimizi bilir, dışımızı bilir. İçimizdeki her bir hücre yaratan Allah-u Teala, her hücre yaratan Mevlam. Yani hücreyi bilmeyen organı bilemez. İnsanı bilemez. Her cisim de atomdan meydana geliyor. Atom toplumlarında. Atomu bilmeyen, ona güç getiremeyen tabi bir cisime de karışamadı. Mevlamız El-Alim her şeyi bilir. Sonsuz, sınırsız, noksansız. El-Basir her şeyi görür. Zaten bizim öğretmiş biz Allah-u Teala bizleri. Yani bize de bir ilim sıfatı vardır insanlarda. İnsanlar bir şey bilirler. Biz de görüyoruz. Ama ne de bizim görüşümüz, görmemiz çok ama çok kısıtlı, çok sınırlı. Uzağı göremez, seçemeyiz. Yakın da olsa bir duvar, direk, perde bize engel olur, arkasını göremeyiz. Allah-u Teala Mevlamız her şeyi görüyor. Ama öyle bir görüş ki, öyle bir görüş ki düşünelim ki böylece, yalnız bu dünya değil ama. Bu dünyada bile aslında Musa Aleyhisselam'a ilk olarak peygamberlik verildiği anda, tabi o konuya girmeyeceğim. Musa Aleyhisselam çocuğunu aldığı kayınpederinden Mısır'a geliyor. Koyun sürüsü de var. Kışın mevsim, gece hava soğuktu. Hava bulduk kapalıydı, karanlıktı. Yani yıldız göremiyorlar, yolu kaybettiler, bir şey göremiyorlar. Sürü dağıldı. Sürü dağıldı karanlıkta. Hava soğuk, Musa Aleyhisselam bunaldı artık. Daha peygamber değil o anda. Ne yapacağım? Sağ koşuyor, sol koşuyor. İmtihan üstüne gelecek, sıkışacak. O anda da hanımı da hamileydi. Hanım da son günlerindeydi. Musa Aleyhisselam telaşla etrafına koşururken, hayvanlara bakarken, hanımı ya Musa, doğum sancım çok sıklaştı. Doğurmak üzereyim. Bu da mı geldi başıma şimdi bu anda? Ne yapacak? Gece karanlık, hava soğuk, çölde. Ne yapacak? Şöyle etrafına baktı, Tur-i Sina, Tur'dan'a baktı. Oraya bir ışık gördü. Işık zannetmiş de bu, durmuş o. Oraya gitti. Mevlam buyurdu, ya Musa ben senin Rabbinim. İşte orada Hazreti Musa Aleyhisselam ilk peygamberi verildi. Orada Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamını vasıtasız işitti. Nasıl işitti ama? Bütün bedeni hücreleriyle böyle, her şeye böyle. Bir mekanda yok. Bir de bunun dışında beşer fersah diyor. Eski uzunluk ölçüsü. Yani aşağı yukarı beşer kilometre bir çevrede de Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamını işitirken her şeyi gördü böylece. Beşer kilometrelik bir alanda Musa Aleyhisselam o alanda bitkilerin zikrini, karıncaların zikrini, kuşların zikrini hepsini gördü böylece. Hepsini gördü. Yer altında karıncalar Allah'ı zikrediyorlar. Kuş Allah'ı zikrediyorlar. Dağ ne kadar mahlukat varsa o Tur Dağı'nda varsa hepsini gördü, hepsini bitkileri gördü, hepsinin de zikirleri farklı. Hepsi işitti. Bu niye örnek verdim? Hazreti Musa Aleyhisselam evet peygamberdir. Ulazim peygamberdir, Resul'dür, insandır.
Ona Rabbim bu hali, manevi durumu verince ne yaptı? Kendi çapındaki bir muntakayı her şeyi gördü. Her şeyi gördü böylece. İşte Mevlamız da her şeyi böyle görüyor muhtemelen böylece. Bu kadar karıncalı yer altında onların yürümesi, rızıkları, barınacakları yerleri, zikirleri, fikirleri, hastaları, sakatları, ayak kırılanları hepsi Mevlam görüyor muhtemelenler. Uçan kuşlar, denize balıklar. Bu dünya gezegeni, evrende sıfır, bir nokta değil böyle şey. Yukarı çıkalım. Yıldızlara bak, güneşe bakalım böyle. Galaksilere bakalım. Madde alemine geçelim. Sizin müntehe varalım. Cennetin alemi var. Berzah alemi var. En sonunda arş alemi var. Arş alemi kaplanmış. İşte lehül mülk, mülk Allah'ın mülkiyet, egemenlik Mevlamızın. Yani nedir burada mülkiyet? Allah Teala'nın tam kesin beni hakim egemenliği şu evrende. Bu da nasıl oluyor? Her şeyi görmesi ile, her şeyi bilmesi ile, her şeyi de işitmesi, duyması ile. Denize ki balık da Allah'a dua ediyor muhteremler. Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz denize atıldı. Balık bunu yuttu. Yunus balığı. Azman balık varmış. O bunu yuttu böylece. Yunus Aleyhisselam balığın kanalından zikretmeye başladı. Melekler duyuyorlar buna bak. Melekler duyuyorlar. Ama nereden gene bilmiyor melekler. Onun Yunus'un Aleyhisselam'ın zikrini duyuyorlar. Ya Rabbi senin Yunus peygamberinin zikri denizden geliyor ya Rabbi. Gece karanlığında. Evet memur, balığın karnında şu anda böyle. İşte bir kelimedir aslında, kısadır. Sübhanallah. Anlamı, kapsamı o kadar geniş ki, o kadar geniş ki kapsamı bitmez yani. Anlam bitmez bunlar böyle şey. İşte meleklerin de zikri bu. Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar. Ne ile? Bir hamdi, hamd ile beraber. Allah-u Teala Mevlam her türlü övgüye layık olan Allah'tır. Her türlü övgüye layık olan ancak Allah Celle Celaluhu'dur. Onun hakkıdır. Hamd, övgü, şükür, sena Allah hakkıdır. Neden? O'dur yaratan, O'dur her şeyi var eden, O'dur. İşte mesela filan şey çok güzel. Faydalı, yararlı, kokusu, rengi güzel. Ama şey kendi kendine o oluşuma girmedi ki. Bir ufak bir noktaydı bir tohumdu böyle şey. Onu o noktaya tohuma özelliği veren, kokusun rengini veren Mevlamı. Yaradan Mevlam böyle şey. Bunun için insanların bazıları sivrilebilir, insanların bazıları da süper olabilir bazı dallarda. Ama o insanı yaratan, ona o gücü veren kimdir? Mevlamızdır. O halde ancak övgüye Allah layıktır. Şimdi gelelim inşallah meleklerin durumuna. Arş-ı âlâdir. Arş-ı âlâ. Nedir arş-ı âlâ? Bütün alemi kapsayan en büyük varlık. Bütün alemi kapsayan. Önce yedi kat gökler vardır. Dünyamızda ki dünyamıza görünen yıldızlar aynen samimullah yıldızlardır. Ondan sonra diğer galaksilere gelen yıldızlara geliyor, onlara geliyor böyle. Yedi kat gökler. Artık bunun büyüklüğünü Allah-u Teala biliyor. Fakat bunları da kapsayan, çevreleyen sidre-i müntaha var. Yedi kat gökler. Ne kadar binlerce, on binlerce galaksi varsa muhtemelenler. En küçüğü Samanyolu galaksi, en küçüğü budur. Daha büyük, daha büyük, daha büyük tevabelece. Hepsi içine alan sidre-i müntaha, Cebrail Aleyhisselam makamı.
Ondan sonra cennet alemi var, levh-i mahfuz var, ferş var, en son arşale hepsi kapsamıştır. Bunun için en büyük varlık arş-ı aladır. En büyük melekler de orada görev yapan meleklerdir. Bu melekler ne yapıyor? Allah-u Teala melekler, Allah-u Teala bunlar hamd tesbih ediyorlar. Ve yü'mine bihi Allah-u Teala Mevlamıza iman ediyorlar. Onun varlığı birine tek bir egemen olduğuna. Bu meleklerin Allah ile olan ibadetleri, bir de manevi gıdaları, gıdaları. Bizler nasıl havayı solumadan duramayız? Hatta mesela bir kimse şöyle ilat etse biraz da havayı solumayacağım diye insan kendini biraz sıksa, biraz sıkar sıkar insan patlar. Patlar böylece. Melekler de Allah-u Teala'yı hamd etmeyince duramazlar, yaşayamazlar onlar da böyle. Peki nasıl oluyor bu iş acaba? Bizlerde de ruh olduğu için bunu anlamamız gerekiyor aslında, ruh. Bir insanın da ruhu gıda alabilse, öğrenebilse, ruhsal zevk derim buna. Ruhsal zevk. Manevi feyiz. Bir kimse ruhsal zevk alabildi mi? Nedir bu? Melekten aldığı bir gıdadır bu da böyle şey. O kimse artık melekler sınıfına girmiş demektir. Bu kimse ne yapar? Artık maddeden geçer muhteremler. Nice padişahlar, nice sultanlar ne yaptılar? Hepsini terk etti. Ruhsal zevk tadınca bunu. Mekke müşrikleri, Mekke döneminde, Mekke müşrikleri, müşrik kendisi böyle. Yani sınırsız bir nefsane yaşamları var. Yani fuhuş serbest. Devlet düzeni yok, kanun yok zaten bir. İçki, kumar, her şeyleri mübah kendilerine böyle. Öyle bir durumdan İmana gelenleri, Peygamberimizin huzurunda imana geleni ne yapıyorlar? Peygamberimiz aldık ruhsal ve manevi gıda ile iman nuru birleşince, arteksi birleşince, yani o sahabenin kalbi, gönlündeki iman nuru ile Peygamberdeki o iman nuru ikisi birleşince ne oldu bunlar muhteremler? İtildi, kakıldı, hakareti uğradı, işkence uğradı, aşağılandılar, her şeyi çektiler. Aç kaldılar, her şeyi katlandılar. Nasıl bu yapabilirler? Ruhsal zevk alınca, ruhsal zevk. Ruhsal zevk. Eğer bir insan hayatında bunu tatmamışsa, ne yazık ki o kimse, yani hayvanlar grubunda muhteremler. Bunu ben de Allah biliyor. Sebebillah. Kelamele buyuruyoruz. Kelamim belhüm edal. Kelamim belhüm edal böyle. Onda hayvan gibi Mevla biliyor. Hatta da aşağı aşağılıyor böyle. Ruhsal zevk böyle. Şimdi melekler Allah-u Teala hamd ve tesbih ediyorlar. Ve estağfirûne. Bir de melekler burada istiğfar ediyorlar. Tevbe'yi yapmış oluyorlar. Kendilerine hayır. Lillezine amelü imaden müminlere. Bakın muhtemelen. Melekler istiğfar. Yani estağfurullah anlamında. Yani Rabbim affele, bağışla diye dua ediyorlar. Ama kendilerine değil. Neden? Onlarda günah diye bir şey yok onlarda. Bilmiyor günah böyle şey. İşlemez günah ki. Şehvet yok. Öfke yok. Kin yok. Hırs yok. Benlik yok. Onur yok. Bir şey yok böyle şey. Sabir ruh. Nur. Gayet tertemiz, pak bir nur. Aşk ilahi var. Cezbi ilahi var. Allah diye yanmaları var. Başka bir şey bunlarda. Ama ne yapıyorlar?
müminlere, iman edenlere bunlar, yani bizim için bunlar orada, arş-ı alada. Biz orada Allah'a tabuna tevbe ediyorlar bizim için. Affolmamız için. Neden acaba? Melekler bizi görüyorlar muhteremler. Bizi görüyor melekler. Meleklerin bulunduğu yer neresi? Dünya neresi? Arada kim bilir kaç trilyon yıl ışık yılı var orada. Uzak mı? Uzak böyle. Ama meleklere göre yakın uzak fark etmiyor onların görüşünde. Yakın uzak fark etmiyor meleklerin görüşünde. Aynı görüyorlar böylece. Görüyorlar. Onlar bizi görüyorlar. Nasıl onlar bizi görüyorlar? Nefsin bizdeki baskısını görüyorlar. Baskısını görüyorlar. Nefsin baskısını böyle. Yani gerçekten muhteremler, yani evliyalar bile bize acıyorlar. Evliyalar bile böylece. Bir gün evlenen biri yaya olarak bir yere giderken yolda bir gafil olan bir insanla aynı yolda gidiyorlarmışlar, karşılaşıyorlar. Yolları bir olunca nerede gidiyorlar. Tabi evliyullah Allah dostu. Yani Allah diyenen kimse, ruhu uyanmış, günü uyanmış kimse. Diğeri de gafil kimse, nefsinin etkisinde her şeye kızıyor, canı sıkılıyor, dar oluyor, bunalıyor, acelecilik, sabırsızlık. Yani gerçekten çekilmez bir çile bu nefis muhtemelen böyle. Çekilmez çile böylece. İnsanı böyle yapar nefise mare böyle. Acelecilik, sabırsızlık, her şeye kızma, her şeye gücenme, kırma, kırılma, öfkelenme, kızma. Telaş, hep telaş böyle. İşte bir sıkıntı, darlık, bunalım. Yani bu çekilmez bir şey muhtemelen. Günümüzde nedir mesela? Bir hastalık var, stres diye böyle. Neden kaynaklanıyor? Köken nefsi emmare. Nefsi emmare böylece. Yani insandan kopabilirse, ruh biraz gıdalansa, ruh bir ağzını basarsa bedende, insan rahatacak aslında böylece. Şimdi ne yapayım melekler? Onlar dünyaya bakıyorlar, onlar bizi görüyorlar. Evet, namaz kılarak kadar onlar bizi görüyorlar. Ama bak öyle ki eve insan namaz kılıyor ama işine gene onuru var, beniri var, benliği var, gururu var, kibiri var. İnsana böyle telaş insanlarda aşırı dünya sevgisi sanki dünyaya tapılmış gibi, ölmeyecek gibi muazzam bir koşma, koşuşturma, tartışma, kavgalar, şunlar bu dövüşler bir alem onlara göre, meleklere göre. Onlar bize acıyorlar mıdır? Acıyorlar böylece. Ne yapıyorlar? Onlar bizim için Allah-u Teala'ya tevbe ediyorlar. Rabben diyor ki, ey bizim Rabbimiz, vesiyete küle şeyin rahmetten ve ilma. Ey Rabbimiz diyorlar melekler, sen her şey diyorlar, rahmetinle, ilminle kuşattın diyorlar. Her şeyi Mevlam, rahmetiyle ve ilmiyle kuşatmış. Rahmet ilmiyle böyle. Demek ki biz etrafa baktığımız zamanlar bazı acınacak durumlar olabilir ama ne kadar orada bir kahır varsa rahmet o da mutlaka vardır muhtemelen. Karşımda böyle. Ve ilma her şeyi kuşatmıştır. Şimdi melekler şeye devam ediyorlar dualarına. Felfir. Ya Rabbi sen affeyle, muafiyet eyle melekler. Hangi melekler? Arş-ı alayı taşıyan en büyük melekler. Onları görmeye Cebrail'in bile takati yok. Cebrail onları görem dayanamak. Miraç gecesinde Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Sidre-i Müntaha'ya geldi Cebrail'le beraber. O Cebrail'in makamı Sidre-i Müntaha. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, kardeşim Muhammed, benim makamım burası, ileri geçemem, yanarım de, yanarım böyle. O aşk derecesinde yanarım böyle. İleri geçemedi böyle. Bu melekler,
Çok üstü melekler, cebalde üstü melekler bunlar. Arşaşe melekler. Onlara bakın, dua eder bizlere. Fevfir. Ya Rabbi affeyle, mahvet eyle, bağışla. Lillezine tabu, tevbe edenleri ama. Ve tebeu sebileke ve senin yoluna tabi olanları, onları affeyle bağışla. Tabu ve tebeu sebileke bak. Ya Rabbi tevbe edenleri. Nedir tövbe? Bir kimse suya düşmüş, denize bir yere düşmüş suya böylece. Çırpınıyor. Nedir bu çırpınması? Kurtuluş arıyor. Bu da nedir? Maneviyatta bu tövbe bu muhteremler böyle. Yani insanlar da nefsin bataklıklarında şehvete dalmış, öfkesine hakim olamıyor, gazabına hakim olamıyor, hırsını preferinleyemiyor, çılgın gibi olmuş kişi. Nedir tövbe ederse o anda, nedir bu tövbe? Nefsin bataklıklarında bir çırpınma böyle. Çırpınma, işte melekler öyle diyorlar. Ya Rabbi, tövbe eden mümin kullarını onlara bağışla Rabbi. Ama hiç tövbe etme hiç niyeti yok ki hiç böyle. Yani küfründe, sapıklığında, İdeolojinin peşinde, haram peşinde, günah peşinde, her akşam içkide, gazinoda, kumarda, barda, pamyada, şurada, burada muazzam bir hayat geçiriyor. Hiçbir dönüşün niyeti yok. Melek de onları bırakıyorlar. Buna karışmıyor bunlara. Kimi? Kim biraz çırpınırsa böyle. Çırpınırsa böylece. Ona duydular. Tevbe edenler bir de ve tebeu sebileke. Ya Rabbi senin yoluna tabi olanlara, Allah yoluna girenlere. Allah yoluna. Yani haramdan çıkıp, vatan çıkıp da Allah yoluna girenlere. Benim yaradan Rabbim var. Ona döneceğim derken. Yani ruhsal yönü uyananlar. Ve kıyhim. Onları koru ya Rabbi. Azab-ı cahim. Cehennem azabını koru ya Rabbi. Demek ki bir insan ne kadar tövbede etse, Allah yoluna girse, o da insan çabalasa da yine nefsi emmaresi her an buna baskı yapabiliyor. Her an nefsin üstünlüğü olabiliyor bu kişinin üzerinde. Gerçekten böyle muhteremler. Yani kişi mesela bir mümin, Müslüman inanmış kimse Hacı Ömre'ye gider. Tavaf ederken bir ayağına basar, bir yerini acıtır, bir şey yapar, hem öfkeni birdenbire tavaf ediyor. Beytullah'ta tavaf ediyor böyle. Neresi o tavaf yeri? Peygamberimizin, Eshab-ı Kiram'ın aynı dolaştığı yer, aynı yer ama. Aynı yer. Orada Kabe etrafında Resulullah dolaştı. İbrahim Aleyhisselam dolaştı orada. Sahabe dolaştı böylece. Orta Beytullah. Öyleyken ne yapıyor? Bir anda nefsin o gazap sıfatı deniyor buna. Öfke sıfatı. Bir anda bunu etkiliyor. Etkisi alabiliyor bunu. Bu duygunun kişi etkisine girince ne oluyor? Akıl ona devrişi kalıyor bakmıyor. Akıl. Hemen böyle kişi öfkeleniyor, kızma mızma, kalp kırma, şunlar bunlar böylece. Bunun için ne diyor meleklere bakınız? Ya Rabbi tövbe edenleri, çırpınanları, pişman olanları, yani pişmanlık duygusu bu tövbe. Bu da pişmanlık böyle. Evet, yanlış iş yapmış ama ne yapıyor? Pişman olmuş, çırpınıyor, kurtuluş arıyor ve elhamdülillah aldığı yoluna girebiliyor. Ama tabii insan gene tam yapamaz. Ne diyor melekler? Ve kıhim azab-ı cahim onları ya Rabbi. Azab-ı cahim onları koru ya Rabbi. Yani günahını bağışla. Ve yine meleklerin duası devam ediyor. Arşak meleklerin. Ve Rabbena ve dehrim cennati adın. Rabbena ey bizim Rabbimiz diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de
nerede bir dua gelirse hep Rabbena ile başlıyor. Hep böylece. Rabbena ufirli, Rabbena atina, Rabbena zalemna hep Rabbena ile geliyor. Allah'ın rububiyeti, terbiyesi egemenliğine sığmaktadır. Hep böyle geliyor böyle. Ne kadar dua varsa Kur'an-ı Kerim'de hep Rabbena ile geliyor böyle. Melekler de böyle dua ediyorlar. Rabbena. Burada Rabbe, buradaki be üstün. Ne üstün? Bunun başında harf-i nida var. Aslında ya Rabbena. Yani ey Rabbimiz, bizim Rabbimiz. Ve dehilim cennati adını. Ya Rabbi, onlara bir de cennet idhal eyle. Hangi cennetine? Adın cennetine. 8 cennet var. Bundan biri de adın cennetidir ki nimeti en bol olan cennet. Elbette bir atehüm. Öyle cennet ki ya Rabbi, onlara vaat ettin. Yani hem tevbe edenleri, çırpınanları, nefsini bilenleri ama yine de bazen kaybedenleri, çırpınanları, Allah yoluna girenleri, bununla ya Rabbi bağışla. Onları cehennem azabından koru, onları ya Rabbi cennetine idhal eyle, cennetine sok onları. Daha ve men salaha min abaihim, bir de babalarından da salih olanları da babalarından. Burada babalar gelince aba babanın çoğulu geliyor burada. Buna tabi anne dahil, büyük babaları dahil buna, anneleri dahil buna böylece. Ve ezvacim, bu da zevcelerinden de salih olanları ve zürriyatim, bir de zürriyetlerinden, zürriyet dediği insanın evlatları, torunları, onlarından da onları da onların hürmetine cennet idare kıldı. Onların yarattı. Bu da üç şey geliyor böyle, babalar. Bu insanın aslı kökü. Ana baba, dedeler, büyük anneler geliyor buna böylece. Ve zevceler, tabii hanımın kocası, erkeğin de hanımı. Bir de zürriyat, nesli, insan evlatları ve torunları. Neden böyle dua ediyor melekler? Cennete giren bir kimse, eğer cennette annesinle, babasınla, büyük annesinle, eşinle, dünyada iyi geçindi eşinle, evlatlarınla, torunla bir arada olursa, nimeti, sürürü, sevinci daha arttıracak orada. Onları bulamayan ne olacak? Biraz tabii bir hüzünlenecek böylece. Cennete girdi, babasını buldu, anneci yok. Annesi yok cennette. Ki onu karnına taşıyan, süt veren, altını temizleyen, yıkayan, besleyen, büyüten anneci, ana çok tabii kendisinde, ama o cennete girememiş. Bakacak ki diğerleri annelerine beraberler. Babasına beraberler. Ama bunun boynu biraz bükülecek orada. Benim anneci buraya giremedi diye. Babasını bulamayan olacak. Eşler bazen arayacaklar. Eşler. Bahşerde. Allah korusun biri cehenneme. Cennete gidecek böyle şey. Tabii eşte ayrılınca cennete kalmayacak. Orada evlenecek. Orada tek bir bekle kalmayacak cennette. Ama ne de olsa eğer dünyada iyi geçirmişlerse onun da orada olması isteyecek orada böyle. Ve evlatlar, ne kadar oğlu kızı varsa ve sevdiği torunları da onlara buldu mu ne olacak? Elhamdülillah daha sevinecek. Şimdi bu nasıl olacak burada? Demek ki bir kimse Allah yolunda daha çok çırpınmış dünyada. Her ne kadar nefsinin bazen buna üstünü sağlaması olmuşsa bile hemen kendine gelip tevbe edip derhal silkinmesi, çırpınması, Allah yoluna girmesi, din uğruna çalışması, bu kimse bu yönden kazanırsa ne olacak?
anneleri, babaları, eşi, çocukları, şunlar bu yakınları. Onların hemen cennete girmeye tam hak kazanamış olsaları bile iman ölmek şartıyla onlara melunlar bağışlayacak muhtemelen efendim. Bağışlayacak böylece. Hadiste geliyor. Şimdi bir kimse Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir kimse bakacak mahşerde babası ayrıldı cehennem fırkasına. Peygamber bir şeyin babası ayrıldı cehennem fırkasında. Tutmuş zebaniler babasını eline koyup bağlıyorlar zebaniler. Bu kurtarır kendisini ama. Babasına bakıyor cehennem fırkası zebani eline babası. Gidecek yapışacak babasının eline tutacak. Allah'ım bu benim babam. Benim babam bu Allah'ım. Ben yanmasına dayanamam. Diyor ki Rabbim kulum baban ama onun yolu ayrı yolda ama ben işte. Onun alnını secde görmedi kulum. Yine bırakmayacak ama bu. Zebanilerden çekiyor zebanilerden. Allah'ım bu benim babam bu. Ben bunu şeyime bırakamam. Üstü olacak. Birden beri Rabbim ne yapacak? O baba cennete layık değil çünkü. Yaşayamaz o da. Cennete uyum sağlayamaz. Yani. Günah çok. Yanması gerekiyor. Ne yapacak Mevlam? O anda o kimsenin babası öyle bir şekilde girecek ki korkunç bir şekilde alacak böyle. Bir canavar olacak. Korkunç ama böyle. Heybetli, kapkara, korkunç canavar olacak. Ve pis koku gelecek ondan ve hem kendini bırakacak bu sefer. Korkacak olmasına böylece. Onu bırakacak. Bunun için ayet-i kerimeden buyuruyor. Ve men salaha min abahim. Ve men salaha. Babalarından, eşlerinden, çocuklarından kimler salah sahibi, salih iş yakınlar öyle. Yoksa oğlu, babası, evliya, peygamber de olsa kurtaramıyor, ayet-i kurtaramıyor. İnneki entel azizül hakim. Ya Rabbi sen El Aziz, Azizsin ya Rabbi sen. Melekler bunu söylüyorlar. Duaların sonunda. Sen ya Rabbi Azizsin. Nedir Aziz? İzzet sahibi. İstediğini yapar. Kimse buna engel olamaz. O yüce böyle ne takdir etmişse saniyesiyle aynen olur. Engel olamaz kimse buna. El Hakim her yaptığını Mevlam hikmetiyle yapar. Hikmeti, onun bir perde arkası vardır. Onun bir inceliği vardır. O sonra meydana çıkar böylece. En iyisi budur der. Bir de gelelim inşallah, bir örnek daha vereceğim inşallah. Bu da Fussilet ayet 30'da. Meleklerin insana yardımları. Mevlam burada buyuruyor. Bismillah. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. İnne kesinlik için gelir Arapçada. Yani kesin, mutlaka, muhakkak ki kesinlikle. Kim ellezîne şu kimseler ki, ne dedi bunlar? Rabbunallâh. Allah bizim Rabbimiz. Yaratan, ısımızı veren. Ona döneceğiz. O bizim Rabbimizdir. Önce Allah'ın rububiyetini kabul ettiler. Önce iman. İman. Mevla bizim Rabbimiz. O'dur yaratan. O'dur rezzak. O'dur rezzak böyle. Sümme istekami. Ondan sonra da istikamet dosdoğru yol. Efendim işte benim imanım çok kuvvetli. Ben de şöyleyim böyleyim. Olabilir ama arkadan bak Mevlam buyuruyor ثُمَّ اسْتَقَامُ İmanından sonra istikamet şart, istikamet. Dostur, Allah yoluna giriş. Allah'a boyun eğme. Onun rububiyetini tanıma. Ona boyun eğme Mevlamıza böyle. O Allah ki emrediyor. İnandı ki benim Rabbim diye. İnanan bir kimse Allah'a kulluk eder. Bundan zevk alır.
Bundan insan feyiz olmaktır. Allah kul olmak, kul Allah'tan Mevlamıza. Nefsimiz bize emreder, nefsimiz. Şunu yap, bunu yap. Kişi bunu yapar. Bir de Allah emrediyor. Hangi emri bunların? Allah emredecek. Allah kul olma, Mevlamıza kulluk yapma. Mevlamıza böyle. İstikamet. Hazreti Bekir'e sormuşlar, ya Ebu Bekir nedir bu istikamet? Yani dostur olmak. Şöyle buyuruyor, lem yeltefütü ile gayrihi. Allah'tan başka bir şeye bunlar bakmazlar böyle diyor. Yani bir insan Allah'a tam inandı mı, o benim Rabbimdir. O benim yaratanımdır, rızkını verendir. Ona döneceğim deyince inandı mı? Tabi arada bir ne var? Gaflet var. Gaflet. Gaflet var. Gaflet. Bu olmasa mesela şöyle bir sonumuza baksak. Nedir sonuç? Mezardayız. Mezardayız böyle. Dünyaya çalıştık. Çabaladık. Belirli makamlara yüksek geldik. Çevremiz oldu. Dostumuz oldu. Her şey tabi olabildi. Ama ne de dünyadaki bizim alacağımız tek malımız bir tek kefe. Bir de paltomu alayım. Yok, izin yok. Şu kanepemi de götüreyim mezara, halıyı götüreyim. Yok. Yok mu? Bir komşum İstanbul'da hastanede öldü. Şu an aklıma geldi. Komşum İstanbul'da hastanede öldü. Haber geldi, akşam on sonra geliyormuş derken evine gittik, komşu toplandık orada, bekliyoruz böyle şey. İstanbul'dan, hastaneden getirirler. Tabi cenazesi geldi. Şimdi yere yatırılacak, evine kaçıp akşam kalacak. Hemen orada biri bir çekmeceyi çekti, içime yine bir çarşaf çıkardı, yatak çarşaf çıkardı böyle. Tertemiz, kullanmamışım daha böyle şey. Aldığını serecek, hanımı görmüş dışarıdan. Onu bırakın da başka yere ben. Kullanılmış. Yani emin olun Hüseyin'den ben çok bundan duygulanıyorum bundan beri. Bakın. O çarşıyı kazanan o kimse. Evi yapan kendisi. Böyle. Evi eşyalayan kendisi. Hepsini yaptı böylece. Ama evindeki son gecesinde son gecesinde aldığı yatak çarşıyına yatırmadılar kendisini. Hanımı kullanılmış bir şey verdi. Onu senin altına dedi. Onu tabii altına serildi. Demek ki dünyaya geldik. Dünya pazarına geldik. Ruh aleminden. Tabii koştuk. Koşuşturduk. Bir de öğrencilik devreleri var. Sınavlar var. Stresleri var. Sınavda terlemeler var. Kaybetmek var. Stres var bunda tabii. Moral bozukluğu var. Şunlar var da var hayat böyle. Karmaşık, yani fırtınalı bir hayat, fırtınalı bir hayat böyle şey. Hava hep aynı durmaz hava. Ester hava böyle. Sağa sola bağlan, ters meslese bir hava böylece. Hayat bu muhteremler. Peki ne oluyor sonuçta? Sonuçta bir tek kefenmiş bizim hakkımız. Peki bunca bu kadar çalış çabalık acaba? Değer mi acaba? 40 sene, 50 sene, 60 sene bu kadar çalış çabalık, çalış çabalık, inşaatlar, şunlar, bunlar. Uğraş uğraş. Bakın bir yeni çarşafı çok gördüler. Çok gördüler. Ne oluyor? İnsan bir kefeni alıyor, mezara gömülüyor. Bazı cenazeler kalabalık oluyor cenazelerde. Arabalar, konvoylar artık uzun bir kuyruk oluşturuyor. Bakanlar aşağı ne kadar kalabalık cenazesi. Güzel, kalabalık, güzel maşallah ama. Nereye kadar? Mezar kapısına kadar. Mezara gelin demeye ne oluyor? Acele acele. Çok acele an böyle. Çok acele böyle. Patır kütür hemen böyle mezara gömülüyor. Tahtası diziliyor. Toprak atıyor çarpacak. Hele havada soğuksa, biraz da havada yağışlıysa, hoca da böyle uzatır duayı, herkes kızıyor ama işte. Yani kısa kaçtığını. Gerek yok buna. Tamam yazın, güzel havalarda
Fena değil böyle. Oturuyor insan böyle çayır çimenlere. Güzel bir hava esiyor. O insanlar böyle öbek öbek konuşuyorlar. O zaman uzasın zarar yok böylece. Hava soğuk. Yer çamur ıslak. Hava yağışlı. Üşüyor insanlar da. Ayakta da insanlar da. Aman çabuk kestin bakalım. Tabi dua ediliyor. Kimse orada kalmıyor muhtemelen. Kimse kalmıyor. Ne oldu şimdi kullar orada? Allah ile kaldı. Allah'a kaldı. Eğer kulun Allah ile arası iyiyse ne mutlu, ne mutlu efendim. Ne mutlu efendim. Şimdi işte istikamet bu. Allah bizim Rabbimiz. Başka Rabbimiz yok. Efendim. Ondan sonra Allah'a tam bir teslimiyet. Mevlam, tam bir teslimiyet. Haram, haramdan kaç. Mekruhtan kaç. Bidattan kaç. Farz sünnetin ışığında, nurunda Allah'ını yürümek. Eğer bir insana nasip olsa böyle bir yaşam, nasip olsa, ne olacak bu? Tetenezzelü aleyhimül melaike. Tetenezzelü inecek. Onlar üzerine melekte gelecek. Melekte gelecek. Ne zaman? Ölüm anında. Ölüm anında. Artık gözden perdere kalkmaya başlar. Nefis zayıfladıkça insanın duyguları artık duyu organı artık zayıflar anında böyle. Göz bakar pek göremez. Zaten göz matlaşır. Ağır hastanın gözüne bakılır. Gözüne. Gözü parlak nurluysa daha ölmez daha böyle. Önce gözdeki nur gider, göz matlaşır. Gözüne bakarsın, göz matlaşır. Artık biraz zor seçmeye başlar. Kulağı dahi duymaya başlar. Artık gücü bir şey kalmamış, teslim olmuştur. Artık öleceğini anlar o anda böyle. Anlar o anda öleceğini. Dünyayı göremediği oranda öbür alemi görmeye başlar mı şimdi? Öbür tarafıma da. Yani bir perde, dünya perdesi kapanır, öbür perde açılır ama böyle. Annesi gelir o zamanda. Ruhlar, babası gelir böyle. Melekleri görmeye başlar. O an Allah'ın şeytanı da görmeye başlar kendisi böyle. Gideceği yerini de görür orada. Yani dünya hayatı perdesi kapanırken, öbür perde aralıklanır kendisi. Yavaş böyle aralıklanır böyle. Onları görmeye başlar. Şimdi ölüm korkusu herkesin başına o anda gelir. Ölüm korkusu. Eyvah öleceğim. O anda. Öleceğim. Acaba ne olacak orada halim acaba? Ölüm korkusu. O anda insan çıldırdı ölüm korkusu. Pişmanlık. Onun için ağır hastanın biraz gücü varsa elini bir göğsüne koyar, yanına koyar, ayağını toplar. İçinde malzeme sıkıntı. Pişmanlık. Ne devamet böyle. İşte bir ne için böyle yaptım böyle pişmanlık. Tabii sonunda artık gücü gider teslim olur. Daha ölmeden daha. O anda bunların yanına melekler geliyor da bak muhtemelen. Melek geliyor böylece. Bakayım ister gurbette ölsün, ister evinde ölsün, ister hastanede ölsün böyle. Kim olursa olsun böyle. Garip olsun, tek başına kim olsa olsun. Ama hayatında Allah inanmış. O benim Rabbim demiş. Allah sevmiş. O aşkı gönlüne tatmış. İbadetin zevkini almış. Haramdan sakınmış. Allah yolunda yürüyen kimse ise o anda buna melekler geliyorlar. Rahmet melekleri dinliyor bunu. Rahmet melekleri geliyor. Azlar başka geliyorlar. Ne diyorlar şimdi buna? Ella tehafu. Ha, sakın ha korkma. Ölümden korkma sen. Geleceğine gelecek korkma. Önce çok korktuğu için anda önce buna bu müjde veriyorlar böyle. Ella tehafu. Aslında en la'dır. Bunun sayesinde lama idgam oluyor burada. Bir daha falan başlangıç B vardı aslında. Bir en la aslında. Melekler diyor ki kimseye ella tehafu sakın ha sen korkma sen. Allah seni sevdi. Allah senden razı. Allah senden razı.
Senin başka Rabbin yok. Sen Allah'a boyun eğdin, ona teslim oldun. Nefsine uymadın sen. Yani korkma. Bir şey böyle. Ve la tahzenü, hüzün duyma, mahzun da olma. Korku ve hüzün. Korku gelecekle ilgili, hüzün de arkada kalanlardan dolayı, hüzün duyma, hüzünlenme arkada kalanlardan dolayı. Eyvah tam yapamadım galiba, şöyle olmadı, böyle olmadı. Bir de arkadan kalan çocukların düşünmesi onda. Eğer ölen kimsenin mesela arkadan ufak çocukları varsa, gençse ölüyorsa, o anda onun altına gelir, çocuk altına gelir böyle. Eyvah, daha biri bir yaşında, işte biri daha efendim şu kadar böyle, hepsi de ufak ufak bunların böyle. Mal mülk bırakamadım onlara, evde kirada, ev de alamadım onlara. Bu halleri, melek de bunlara teselli veriyorlar. Ellâ tehâf, kendinden korkmayla korkmayasından ve geriden de mahzun olma, üzülme. Allah onları Mevlam'ı görüyor, biliyor. Onların kaderi yazılmış. Yani sen olsan başlarında, olmasan da onunla kadar yaşayacaklar böyle şey. Yetim büyür, hatta öbür anada kalır, itilir kalkılır ama en üst makamı çıkabilir muhtemelen. Onun kaderi ayrıdır böyle şey. Ve bir şey bir cennet ve bunlar cennette müjdeler bunları. Kıntım tuadun vaat onun cennette bunlar müjdeler bunları. Demek ki bir kimse hayatında önce Allah'a inanırsa, imanı kuvvetlense, peki imanın kuvveti nasıl belli olur acaba? Allah'ı unutmamak ile belli olur. Unutmamak. Araya gaflet girdi mi, gaflet bir perdedir. Kişi Allah'tan ayırır. Unutkan, dalgınlık. Allah'ı unutmamak. Unutmamak. Yani elden geldiği kadar Allah-u Teala'yı hatırlamak Allah-u Teala'yı. Yemele kuvvetine böylece. Allah-u Teala bizi görüyor, biliyor. Mesela namaza dikiliyoruz. Allah huzurundayız. Namaz dikilirken böyle. Abdese gidiyoruz. Niçin? Allah emrettiği için. Bize Mevlamız böylece. Camiye gidiyoruz, sohbete gidiyoruz. Niçin? Allah işte, Allah yolunda. Muhteremler. Elden geldiği kadar gafil olmamak, Allah'ı unutmamak, Allah'tan kopmamak. Bunu yapabilirsek o zaman imanın tadını duymaya başlar, imanın tadını. Var imanın tadı? Var muhtemelen. Bir elmanın tadı var değil mi ya? Buzun tadı var. İmanın olmanın tadı var. Kim alıyor bu tadı? Ruh alıyor, gönül alıyor. Gönül böylece. Kul Allah deyince ne olur? Kalpler rüperir. Vecilet kulübüm. Vecilet kulübüm böyle. İzâ zükürallâhu Allah anılınca, Allah deyince kalpler bir duygulanır kalpler yani böyle. Allah deyince böyle. Allah deyince duygulanır böylece. Allah denildiği anda hiç insanlar bir kıpırdanma olmasa gün aleminde böyle gafletle öyle insan var ki oturur mesela evinde sırtına bir yer yaslar elinde tesbih alır başta Allah 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 der ama böyle gözü bir yerde kulağı bir yerde bütün duygulara başka dağınık bir yerlerde güya tesbih çekiyor. Bu zikir değil muhtemelen değil böyle. Öyle insanlar bir Allah der, bir defa böyle. Bir Allah der, yer gök ona elinin önüne girer, boyun eğer. Bir Allah der böyle. Böyle Allah der böyle. Bir Allah der şey hali böyle. Zikrin tadını almak. Tabii zikir deyince Allah'ı hatırlatılan her şey zikirdir. Kur'an okumak, zikir muhteremdir. Tefekkür, düşünme, zikirdir böyle. Neyi düşünme? Bakma gerekiyor varlıklar alemine. Ağaçlar, ormanlar, çeşitli hayvanlar, gökte yıldızlar böyle. Bulutlar, şimşekten çakması bir alem muhteremdir.
Bunları yaratan yöneten var bunları böyle. Tek ele yönetiliyor bunlar. Alem başı bu şey bunlar. Gerekiyor bunları. İşte insan hayatındayken Allah'ın zikriyle gönül uyansa, insan gönlünde bu aşkı bir tadabilse, aşkı tadabilse, o zaman hayat melekler sınıfına insan girer, hayat değiştir, farklı hayat olur. Hayat çok tatlı hayat olur böyle. Öyle öfkelenme gider, gönül darlığı gider, bunalım gider, aceleciliği gider. Kulla böyle sabır olur, halim selim olur, yumuşak gönül olur, melek gibi olur, hem kendi rahat eder, hem de yakınlarından rahat eder muhtemelen. Yani gerçekten işte Allah dostu bu anlama gelir. Allah dostu bu anlama gelir. Hem kendi rahat eder, kendi rahat eder, kendisi de. Yoksa Allah korusun, zor hayat böyle gaflet, çok zor. Çok zor Allah korusun. Her şeyi kafaya takmak. Her şeyi kafaya takmak. Şöyle olacak, böyle olacak. Her şeye kızmak, öfkelenmek, daralmak, bunalmak, sıkılmak, şunlar bunlar, kalp gönül kırmak, acelecilik. Böyle bir insan namaza kılsa, namazdan ne alabilir ki namazdan? Ne alabilir ki namazdan? Ne alabilirsin namazdan? Namaz aslında miraç. Kul Allah'a yaklaştıran, huzura çeken bir şey namaz aslında. Ama namazın bir şey alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Namaza girişimiz 90 ki muhtemelen. Rabbin Allah eksik, Rabbin Allah eksik. Allah Rabbimiz, bu inançta zayıflık var, zafiyet var bunlar. Motor zayıf, çekmiyor arabayı. Daha namaza girdik, durduk ama motor zayıf. Çekmiyor insanı, götürmüyor insanı, çekmiyor insanı, miracı çekmiyor miracı. İman, kuvvet denecek muhtemelen. Ondan sonra da istikamet Allah yolunda hiç böyle geri adım atmadan ama. Bir adım geri, iki adım geri oldu mu bu tabi olmadı. Allah yolunda bu günah mıdır? Tamamen kaç. Bu günah böyle. Canım efendim işte günah biliyorum ama yok kaybettik. Allah'a inanan kimse günah işleyemiyor. İşleyemiyor onlara. İşte adı cemaatimiz ölürken ne oluyor? Geliyor melekler. Ne diyorlar? Ella tehafu ve la tahzun ve bir cennet. Geliyor. Bir. İkincisi mezara konduğu zaman. Mezara konduğu zaman. O an var ya, o an böyle ki insanın mezara konduğu an. Şu insanın böyle yan yatıyorlar sahafi sahan doğru böylece. Kişinin böyle o bedeni topa değdiği anda mezara kişi görüyor. O an en zor an muhtemelen. Bir genç anlattı. Bir sohbette ölümü mezara dinlemiş. Sohbetten çıkmış. Yazın mezara gitmiş. Mezara gezerken bakıyor. Mezara bakıyor. Yine mezara kazılmış. Daha cenaze gelmemiş orada. Bu kazılan mezara bakıyor şöyle, yukarıdan bakıyor mezara. Dar bir yer tabii böyle. 2 metre çapında aşağı yukarı böyle, metrekarelik bir dar bir yer böylece. Demek ki ben de buraya gireceğim böyle diye, yatacağım burada böyle diye. Şimdi mezara bakıyor, hani şey yapıyor. Ama gene normal inen bakışı. İçine iniyor, mezara iniyor, ayakta böyle. Ayaktan itiraha bakınıyor. Gene bir normal geliyor buna. Bir yatayım bakayım diyor. Kendi anlatım, aynı böyle. Uzun yatıyor mezara. Bana yemin et dedi ki, vallahi ve billahi dedi böyle. Yattığım zaman dedi, muazzam korktum böyle. Dışından baktım, korkmadım dedi böyle. İçine girdim, ayakta yine korkmadım dedi. Ama tam yattım mezara. Mezar çünkü tam yattı. Üzerim açık ama dedi. Açık ama yani, yatınca dedi. Vallahi bile korktum yoktan. İşte o mezara konulu an var ya muhtemelen. En zor an, en zor an böyle şey. En zor an böyle şey. İnsan ölmüyor. Aynı insan böyle. Beden felç olmuş.
İl konuşmuyor, göz görmüyor. Beden felç olmuş. Tamamı. Ruh aynı ruh, aynı insan. En son böyle kişi melekten beri dokunuyor. Sonra bu bakıyor şimdi o kimse böyle. Tabii şokta kendisi. Bakıyor böyle ki elini almışlar, kendimize indirirler böyle. Yani tahta diziliyor böyle. Kendine bakıyor, kefene sarılmış. Ben de öldüm. Hiç aklıma gelmez öleceğim diye, yakında ölmez zannettim diye. Bakıyor, kefene sarılmış, pamuklara konmuş, bir üstü serpilmiş, yatırıldı. Yani tahtaya diziyorlar, topu atıyorlar. Tabii konuşan, bağırışan var anda böyle, sağa bak, sola bak, gürültü patırdı böyle. Nerede kasap ederinde, koyun can derdinde. Zavallı o, can derdinde o. Cemaat da tahta düzgün olsun derdinde, cemaat zavallı. Şimdi ne oluyor muhteremler? En zor o an böyle mezara yonduğu anda. Yine işte bu kimselere, yani Allah Rabbim diyenlere, inananlara böyle ve istikam yapanlara yine bunlara melekler giriyorlar. Melekler bunlara geliyorlar. Aynı şeyi söylüyorlar. Sakın ha sen korkma, korkma. Biz seninle beraberiz burada. Yani bırakmayız yani beraber. Korkma, mahzun olma diyorlar. Korkma diyorlar. Bu kişi onları görünce ya bir oh bir rahatlıyor muhtemelen. Rahatlıyor böylece. Rahatlıyor. Ondan sonra melekler buna geliyorlar. Soru sormaya. Tabi melekler buna yardım ediyor, melek ediyorlar. Allah'ın için oradan kurtuluyor muhtemelen. Yani yalnız kalmıyor mezarında. Şimdi derler ya bazıları işte efendim işte bir yere bağlı olmasan kimseni kurtaramaz diye bu Kur'an-ı Kerim'e ters bu şey muhtemelen. Ters böylece. Burada Mevlam buyuruyor bizlere bakınız. Demek ki bir insan garip de olsa ne olsa olsun Allah inanmışsa Rabbim Allah demişse sonra Allah yolunda yürümüşse Allah kulunu terk eder mi Allah aşkına? Allah kulunu terk eder mi Mevla? Terk eder mi kulunu Mevla? Etmez muhtemelen. Etmez. Ona Mevla milletleri gönderiyor. O mezara konduğu anda sakın ha korkma sen. Hüzün duyma sakın sen. Böyle. Onu yalnız bırakmıyorlar böyle. Üçüncüsü bir de sur üfürüp de kabrinden kalkarken de ikinci surda İsa Aleyhisselam o da arştaki meleklerin biri oldu. O da arşta kendisi de böyle. İsa Aleyhisselam üfürecek. Üfürünce yer gökte bir muazzam bir hareket, hareketlilik yerler çatlayacak. İnsanlara kabirden fırlayacaklar. Ve izel kubur bu'siret alt solu topraklar kişi dışı atıldı. O anda ama su üfürülüyor. Kim böyle kaç katırlıyor mu bombalar sanki patlıyor böyle. İnfrak ediyor böyle. Yer alt solu yerler. Yer gök muazzam düzen değişiyor. O halde tabi yine korku içerisinde yine panikte yine gelen melekler sakın sen korkma diyorlar. Korkma diyorlar efendim. İşte muhteremler bunun için ne gerekiyor? Allah Rabbimiz diye Allah'a bağlanma gerekiyor. Allah-u Teala'yı sevme gerekiyor Mevlamız'ı. Allah-u Teala'yı çok çok anma gerekiyor. Allah'a boyun eğme gerekiyor. Allah'a kulluk etme gerekiyor. Bundan zevk alma gerekiyor bundan. Tat almak da gerekiyor bundan. Bu yolu yürüme gerekiyor. O güzel Mevla kulunu kesinlikle öyle tek etme oturuyor. Allah nasip etsin inşallah istikameti, imanı kamili. İlla Fatiha.